Bugün hepimizin bildiği, uzun yıllardır da kullandığımız iki motosikleti karşılaştıracağız. Bu motosikletler Honda CBF 150 ve Yamaha YBR 125 motosikleti. İlk olarak motor bloklarıyla başlıyoruz. Yamaha YBR 125'in motor hacmi 124 cc, motor özelliği tek silindirli 5 vitesli. Motor gücü ise 7800 devirde 10.05 beygir güç üretiyor. 6000 devirde ise 9.6 Nm tork üretiyor. Honda CBF 150 motosikletine bakacak olursak, motor hacmi 149.2 cc. Motor özelliği tek silindirli, hava soğutmalı 5 vitesli. Motor gücü ise 7500 devirde 11.6 beygir güç üretiyor. 5250 devirde ise 12.5 Nm tork üretiyor. Bu iki motosikletin güç farkına bakacak olursak, CBF 150 motosikleti yaklaşık olarak 1 beygir daha fazla güç üretiyor. Aynı zamanda CBF 150 motosikleti yaklaşık olarak 3 Nm tork kadar daha fazla bir tork üretiyor. Bu anlamda CBF 150 motosikleti kalkışlarda daha hızlı, daha fazla yokuş yukarı çıkma kapasitesine sahip ve daha yüksek süratlere ulaşılabilir gibi gözüküyor. Öte yandan bu iki motosiklet arasında çok da fazla bir güç farkı yok. Aynı zamanda CBF 150'nin bir diğer güzel özelliği ise 5250 devirde 12.5 Nm tork üretiyor. 5250 devir diyoruz farkındaysanız. Yani çok fazla bir devire çıkmadan düşük devirlerde bile bu torku hissedebiliyorsunuz. CBF 150'nin de aslında bu kadar çok sevilmesinin nedeni de biraz da bu. Torklu bir motosiklet, güçlü bir motosiklet. Motosikletlerin hızlarına bakacak olursak, iki motosikletin de ortalama olarak maksimum hızları saatte 120 kilometreye çıkabiliyor. Tabii ki yol ve hava koşullarına göre, tabii ki eğime göre biraz daha bu hızlar artıp ya da azalabilirler ama ortalama hızları 120 kilometreye kadar çıkabiliyorlar. Motosikletlerin ağırlıklarına bakacak olursak, Yamaha YBR 125'in ağırlığı 126 kilogram. CBF 150 motosikletinin ağırlığı ise 141 kilogram. Bu anlamda bakacak olursak CBF 150 motosikleti ne kadar fotoğraflarda biraz daha küçük gözükse de aslında CBF 150 motosikleti gerçekten de ağır ve güçlü bir motosiklet olduğunu, hani sağlam bir motosiklet olduğunu ilk başta bize kullanıcısına hissettiriyor ve zaten de yaklaşık olarak Yamaha YBR 125'ten 15 kilogram daha fazla bir ağırlığı sahip. Öte yandan bakacak olursak Yamaha YBR 125'in ise malzeme kalitesi oldukça güzel. Aynı zamanda hafif olması daha çevik ve daha çok manevra kabiliyetini daha fazla yüksek seviyelere çıkartabiliyor. O yüzden de bu iki motosikletin arasında ağırlık yönünden YBR 125 motosikleti daha hafif olması ve daha kullanışlı olması bakımından bir tık öne çıkıyor. Sele yüksekliklerine bakacak olursak bu iki motosikletin sele yüksekliği 780 mm yani 78 cm. Yani bu demek oluyor ki ortalama boya sahip olan bir insan bu motosikleti çok rahat bir şekilde sürebilir. Yamaha YBR 125 motosikleti ilk olarak 2000 yılında Mart ayında Brezilya pazarında satışa sunuldu. Çok sevildi ve sonrasında ülkemize kadar da geldi ve ülkemize hala daha çok tutulan motosikletlerden bir tanesi. Bu videoları çekerken yorumlardan bazıları ise sürekli şu oluyor. Yamaha YBR 125 var ve 10. yılın. CBF 150 motosikletine sahibim ve 8. yılım gibi birçok böyle kullanıcıya alışkınız çünkü bu motosikletler gerçekten de uzun ömürlü olan motosikletler. Malzeme kalitesi oldukça yüksek olan motosikletler aynı zamanda bu motosikletlerin bir artı yönü ise malzemeleri çok ucuz ve aynı zamanda çoğu yerde bulunabiliyor. Çok fazla satılan bu motosikletleri almak bir bakımda iyi olacaktır. Çünkü şöyle bir durum var. Bu motosikletleri siz aldınız. İnsan öncesinde bir motosiklet almadan önce araştırıyor ve onun az yakıp yakmadığını, işte ne kadar hızlı gidip gitmediğini, malzeme kalitesinin ne kadar yüksek olup olmadığına bakıyor. Ondan sonrasında bu motosikleti satmak istediğinde bu motosikletin ikinci el piyasası ne durumda? Ben bu motosikleti satmak istersem elimden çıkartabilir miyim diye ilk etapta bunu çok düşünülmüyor. Aslında bu da çok da önemli bir konu. Bu iki motosiklet de bu söylediğimiz konulara gayet de uyumlu. Yani motosikletleri aldığınız zaman elinizden çıkartması kolay olacak. Tabii ki de son zamanlarda bu motosikletlerin fiyatları bir hayli artmış bulunmakta. Zaten ilerleyen dakikalarda bu motosikletlerin fiyatlarından da bahsedeceğiz. Ama derler ya hani böyle klasikten şaşma, hani bildiğim yoldan şaşma derler ya. Genellikle yine de ne kadar çok böyle fiyatını 2'ye 3'e katlamış olsa dahi son 4-5 yılda hala da bu motosikletler çok satılan motosikletler arasında hep kendilerine yer buluyorlar. Öte yandan yakıt kapasitelerine bakacak olursak iki motosikletin de yakıt kapasitesi 13 litre. Zaten 10 litre 12 litreden sonrasındaki yakıt kapasiteleri gayet de verimli olacaktı. Aynı zamanda bu iki motosikletlerin yakıt tüketimleriyle doğrudan ilgisi var. Yamaha YBR 125 motosikleti 100 kilometrede ortalama 2.6 litre yakıt tüketiyor. CBF 150 motosikleti ise 100 kilometrede ortalama 3 litre yakıt tüketiyor. Bu anlamda bakacak olursak hemen hemen aynı bir yakıt tüketimlerine sahip ve hemen hemen aynı yakıt kapasitelerine sahip bu iki motosiklette bir depoyla çok uzun kilometreler gidebilirsiniz. Aynı zamanda sürüşle de doğrudan bir ilgisi var. Şöyle ki biz bu motosikletlerin ne kadar ortalama olarak 3 litre civarında yakıt tüketiminden bahsetmiş olsak bile agresif sürüşle tepe gazla sürekli motosikletin maksimum hızını ölçmeye çalışırcasına sürekli otobanda, sürekli yollarda, sürekli tepe gaz, sürekli böyle gazı sonuna kadar açıp ne kadar hızlı gidiyor motosiklet diye denemek gibi bu tarz durumlara girdiğimiz zaman motosiklet biraz daha fazla yakacak ve motosiklete çok fazla zarar vermiş olacaksınız. Eğer yakıt tüketimi düşük kalsın istiyorsanız çok fazla bir ani hızlanma yapmayın ve çok fazla tepe gazla maksimum hızını motosikletlerin test etmeyin. Motosikletlerin frenlerine bakacak olursak iki motosikletin de ön freni disk, arka freni kampana. Zaten düşük sesli motosikletlerde görmeye alışkın olduğumuz bir fren dizilimi var. Ön frenin disk olması ve arka frenin kampana olmasına artık alıştık diyebiliriz ama şöyle bir durum var ki her videoda bunu söylüyorum. Arka frenin kampana olması her zaman için bir eksi puan. Ne kadar mevcut kampana fren kaliteli de olsa disk freni yerine hiçbir zaman tutamıyor. Aynı zamanda bu motosikletlerde ABS özelliği olmamasından dolayı biraz daha frenlerken, biraz daha yavaşlarken çok daha dikkat etmemiz gerekiyor. Motosikletlerin fiyatlarına bakmadan önce Yamaha YBR 125 motosikletinin bir de Yamaha YBR 125 ESD modeli var bildiğiniz gibi. Yamaha YBR 125 ESD modeli ise 2011 yılından sonra bir güncelleme ile bu motosiklet tanıtıldı, bu motosiklet geliştirildi. O da daha fazla teknolojiye sahip olan bir motosiklet diyebiliriz. Fiyatına bakacak olursak Yamaha YBR 125 motosikletinin fiyatı 5000 ila 23.000 lira arasında değişiyor. Tabii ki de bu makasın bu kadar geniş olmasının nedeni model yükseldikçe fiyat da artıyor. Ortalama olarak 13.000 TL'ye uygun bir YBR 125 motosikletinin sahibi olabilirsiniz. Öte yandan Honda CBF 150 motosikletine bakacak olursak fiyatı 6.000 ila 30.000 TL arasında değişiyor. Yine model yükseldikçe fiyatı artan bu motosikletin ortalama olarak satış fiyatı 14.000 TL. Özetleyecek olursak motor bloklarına baktığımız zaman CBF 150 motosikletinin motor bloğunda bir tık öne geçtiğini söyleyebiliriz. Yaklaşık 1 beygir daha fazla güç üretiyor ve yaklaşık 3 Nm daha fazla tork üretiyor. Hızlarına bakacak olursak iki motosikletin de hızları hemen hemen aynı. Ağırlıklarına bakacak olursak Yamaha YBR 125 motosikleti 15 kilogram daha hafif oluşuyla daha kullanışlı bir hal olarak karşımıza çıkıyor. Sele yüksekliklerine bakacak olursak ise iki motosikletin de sele yüksekliği aynıydı. Ortalama bir boya sahip olan insanlar bu iki motosikleti rahatlıkla kullanabilir. Yakıt kapasitelerine bakacak olursak iki motosikletin de yakıt kapasitesi aynıydı. Yakıt tüketimlerinde de bir tık öne geçen taraf Yamaha YBR 125 oldu. Frenlerine bakacak olursak ise iki motosikletin de fren sistemi aşağı yukarı aynı. Fiyatlarına baktığımızda ise 13.000-14.000 TL ile iki motosikletin de fiyatları ortalama olarak aynı. Bu iki motosikletin bu kadar çok popüler olmasının nedeni aslında ne motor bloğu, ne frenleri, ne yakıt tüketimi. Bu iki motosikletin bu kadar popüler olmasının nedenleri ise birincisi malzeme kalitesi çok iyi. İkincisi malzemede sıkıntı yaşadığınızda bulması çok kolay. Üçüncüsü malzemeyi bulduktan sonra fiyatları ucuz. Dördüncü madde ise bu motosikletleri elinizden çıkartmak istediğinizde kesinlikle bu motosikletlere bir müşteri bulabiliyorsunuz. Bugün efsane diyebileceğimiz iki motosikleti karşılaştırdık. Eksik gördüğünüz ya da düzeltmek istediğiniz bir durum varsa yorumlarda buluşabiliriz. Onun dışında karşılaştırılmasını istediğiniz motosikletleri yorumlarda belirtebilirsiniz. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.